Merhaba arkadaşlar, örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle elimde tuttuğum bu güzel modelimizi çalışacağız. Modelimiz kabartalı bir model. 8 ve katlarından oluşuyor. Artı ilmek ilave etmiyoruz. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde ve bebek örgülerinde severek kullanabileceğimiz çok çok kolay bir model modelimiz. Modelimizde görmüş olduğumuz gibi düz ilmeklerimiz ağırlıkta arada ters ilmeklerimizi görmekteyiz ve modelimizde kaydırma yöntemi uyguluyoruz. Bakınız burada modelimizi tamamen kurarken ikinci sıradaki model kurulumunda ise yarım olarak modelimizi her iki tarafta aynı şekilde kuruyoruz. Tekrar tüm yarım sadece bu şekilde bir kaydırması var. Geri kalan bütün kısımları gayet kolay şöyle arkasını çevirip baktığımızda modelimizin arkası da şu şekilde gayet hoş bir görüntüsü var arkasının da şöyle görürsek Evet şimdi ilmeklerimizi alarak hemen modelimizi kurmaya başlayalım kolay gelsin modelimizde 8 ve katlarını kullanıyoruz Onun için 4 tane model olacak şekilde 32 tane ilmeğimi ördüm buraya hazırladım sadece ilmek olarak toparladım üzerine herhangi bir sıra örmedim şimdi ters yönünden ilk sıramızı sizlerle birlikte öreceğiz bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim birinci ilmeğimi örmeden boş alıyorum ve hemen ilk sıramı sadece ilmeğimi toparlamıştım burada ilk sıramızı ters olarak örüyoruz sıra başına kadar Nasıl alıyorsanız, hangi yönden alıyorsanız hiç fark etmez. Ters olarak örelim. Birinci sıramızı ters olarak bitirdim. Örgümün yönünü çeviriyorum. Düz yönlü. bu sıramızı da yine ters olarak örüyoruz. Modelimizi kullanacağımız örgülerimizde de tıpkı bu şekilde başlıyoruz. Alt kısmın dilimli dilimli olması için ilk ilmeğimi yine örmeden boş alıyorum. Ve ikinci sıramı da tamamen ters örüyorum. Bütün ilmeklerimi ikinci sıramızda da ters olarak uç kısmımıza kadar ilerletelim ilmeklerimi ters olarak ikinci sıramı da tamamladım örgümün yönünü çeviriyorum yine ters yöndeyim ve e, şimdi üçüncü sıramızı örmeye başlıyoruz üçüncü sıramızda bakınız modelimizin dağılımını yapmaya başlıyoruz birinci ilmeğimizi örmeden alıyorum ve e, saymaya başlıyorum bakınız 1 2 3 4 5 6 6 tane düz ilmeğimi ördüm birinciyi aldım. 2 4 6 düz ilmeğimi ördükten sonra ipimi öne alıyorum bakın nasıl ördüğüm ipi öne alıyorum birer birer iki tane ilmeğimi şişime örmeden geçiriyorum ve ipim benden tarafta 2 ilmeğimle yani toplamda kenar ilmeğimizi saymazsak 8 tane ilmeğimizi ördük altısını düz ördük iki tanesini örmeden arkasından yani kendimizden tarafa bakınız ipimizi alarak boş taktık buradaki dilimli olmasını sağlayacağız modelimizin alt kısmının ve tekrar 6 tane düzümü örüyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 düzümü ördükten sonra tekrar ipimi öne alıyorum. 2 tane ilmeğimi şişime örmeden geçiriyorum. İp benden tarafta ve ipimi tekrar arkaya yolluyorum. 6 tane düzümü örmeye devam ediyorum. 2 3 4, 5, 6, 6 düzümüzü ördükten sonra tekrar ipimi öne doğru alıyorum. 2 ilmeğimi örmeden boş şişime takıyorum ve geri kalan ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. Yaptığımız işlemimiz bu üçüncü sıramız. Bir boş aldık, 6 düz, 2 tane ilmeği örmeden taktık ve ipimizi kendimizden tarafa çektik. 6 tane düz ipimizi kendimizden tarafa aldık ve örmeden şişimize taktık ve bu şekilde sıramızın sonuna doğru ilerledik. 2 ilmeğimizi boş aldıktan sonra 1 2 3 4 5 6 tane düzümü örüyorum ve son ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. Burada boş aldığımız ilmeğimizi sonda düz olarak örüyoruz ve bir üçüncü sıramızı bir ile ikiyi ters ördük üçüncü sıramıza bir boş altı düz iki boş ama arkasından ipimizi geçirdik bu şekilde tamamladık hemen modelimizin arkasını çeviriyoruz ve dördüncü sıramıza başlıyoruz birinci ilmeğimi yine boş olarak örmeden alıyorum Bakınız diğer yöndeki ördüğümüz işlemin tam tersini yapıyoruz. 6 tane ters ilmeğimizi örüyoruz. 1, 2, 3 4 5 6 ve örmeden aldığımız ilmeklerimizin olduğu yere geldik. Bakınız şimdi yine bu ilmeklerimizi şişimize örmeden geçiriyoruz. Bu kez ipimiz diğer tarafta kalıyor. Bakınız aynı birbirlerinin üzerinde ilmeklerimiz olacak. Diğer tarafta kalıyor ve iki ilmeğimi şişime örmeden taktım. Şöyle ve Diğer 6 ilmeği tekrar ters olarak örmeye başlıyorum. 3 4 5 6. 2 tane örmeden aldığım ilmeğin bulunduğu yere geldim. Tekrar ipim arkada bakınız. İlmeklerimi birer birer takıyorum. İpim arkada şöyle öne alarak 6 tersimi örmeye başlıyorum. 3 4 5 ve 6. 2 tane örmediğim ilmeği tekrar şişime takıyorum. İpim arkada, bir önceki uzattığımda bakınız, görülmekte. ipimi tekrar öne doğru çekiyorum. 1 2 3 4 5 6. Son ilmeğimi de örüyorum. Ve bu şekilde dördüncü sıramızı da tamamladık. Tekrar ön yüzümüzü çeviriyoruz ve 5. sıramıza başlıyoruz. 5. sıramızda da işlemlerimizi aynı şekilde tekrar ediyoruz. 6 tane düz, 2 tane ilmeğimizi atlıyoruz ve ipimizi öne alıyoruz. Hemen başlayalım. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum ve başlıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Zaten çok belli oluyor. Örmeden aldığımız ilmeklerin olduğu yere geldim. Örgüm düzken ipimi öne alıyorum. İlmeklerimin her ikisini şişime boş takıyorum. Tekrar ipimi arkaya yolluyorum ve 6 ilmeğimi örmeye başlıyorum. 2 3 4 5 ve 6. Tekrar ipimi öne alıyorum. İlmeklerimi örmeden takıyorum. Tekrar ipim arkaya 1 2 3 4 5 ve 6 ipimi öne alıyorum. Şöyle ikisini de aynı anda alabilirsiniz. 1, 2 zaten örgümüz ilerlettikçe hep ikisini aynı anda alarak tamamlayabilirsiniz. Son ilmeğimi örüyorum ve bu şekilde 5. sıramızı da ilk başlangıçtan itibaren örerek tamamladık. Arkayı çeviriyorum ve birer birer örmeye başlıyorum. Şimdi gördüğümüz gibi örüyoruz bakınız. 6 tane ters, 2 tane düz. 6 ters, 2 düz şeklinde. Bu sıramızı da tamamlayalım. İlk ilmeğimizi örmeden alalım. 6 tane tersimizi hemen örelim. 1 2 3 4 5 ve 6. 2 tane ilmeğimizi örmeden alıyoruz ama ipimiz diğer tarafta kalıyor. Hemen ister tek tek, ister ikisini aynı anda örmeden şişimizi geçirelim. Ve şöyle alarak 6 tane tersimi örmeye başlıyorum. Hiç farklı bir işlem yapmıyoruz. Bakınız gayet kolay bir şekilde örerek ilerliyoruz. 2 tane ilmek aldım. Yani örmeden geçtiğim yere geldim. İkisini alıyorum. İpim diğer tarafta kalıyor. İpimi öne alıyorum. altı tersimi Örerek sona doğru ilerliyorum. İki ilmeğimin olduğu yer geldim. İpim arkada. Her ikisini alıyorum. Altı ilmeğimi örüyorum. Ve son kenar ilmeğimi de örüyorum. Ve bu şekilde altıncı sıramız da tamamlandı. Bakınız kıvrılmaya başladı modelimiz. Şimdi yedinci sırayı örmek için örgümüzün düz yönünü çeviriyorum. Bu sıramızda yine aynı işlemimizi tekrar ediyorum. İlk ilmeğimi boş alıyorum ve başlıyorum. 6 tane düzümü örmeye. Çok çok da zevkli modelimiz. 6 ilmeğimi ördüm. 2 tane ilmeğimi ipimi öne alıyorum. Düz yönde öne alıyoruz. Ve isterseniz birer birer isterseniz ikisini aynı anda şişimize aktaralım. İpimi tekrar arkaya alıyorum. 2 3 4 5 ve 6. Tekrar ipimi öne alıyorum. İlmeklerimi örmeden geçiriyorum. İpimi arkaya 6 tane düzümü örüyorum. 2 ilmeğimi boş almak için ipimi öne alıyorum. Her iki ilmeğimi örmeden diğer şişime geçiriyorum. İpim arkada 6 ilmeğimi düz örerek ilerliyorum ve altı ilmeğimi ördüm. En son kenar ilmeğimi de bir düz olarak örüyorum. Ve modelimizde bakınız bu şekilde tam 7 sıramızı ördük. Toplam başlangıçtan itibaren 7 sıramızı ördük. Şimdi 8. sıramıza başlıyoruz. 8. sıramızda bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Bu atladığımız ilmeklerimizi de ters olarak örüyoruz. Bakınız ilmeklerimi ördüm. İki tane atladığımız ilmeğimizi ters ve ters. Diğer ilmeklerim zaten ters. Bakınız. Bu sıramızda atladığımız ilmeklerimizi de ters olarak örüyoruz. Tamamen arka yönde bir uçtan diğer uca iki tane boş taktığımız ilmeklerimizle ters olacak şekilde sıramızı tamamlayalım. Bütün ilmeklerimizi ters olarak tamamladık. Aradaki iki ilmeklerimizi de lütfen unutmayalım. Bunları da örerek ilerleyelim. Şimdi örgümün ön yüzünü çeviriyorum. Bu yönde de bütün ilmeklerimizi yine ters olarak örüyoruz. Bakınız düz yöndeyiz fakat bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Birinci ilmeğimi boş alıyorum. İkinci ilmeğimi örmeye başlıyorum. Bakın sırasıyla bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum hiç atlamadan boşaldığımız ilmeklerimizi bakınız arka sıramızda örmüştük yine örüyoruz Evet sıra başına kadar ters olarak örelim 9. sıramızın tamamını ters olarak ördük. 8. sıramızın da tamamını ters olarak örmüştük. 8 ve 9'umuz da tamamen ters olarak ördük. Başlangıçta da iki sıra tersimiz vardı ve onun üzerine modelimizi kurmaya başlamıştık. Şimdi birinci dilim modelimizi tamamladık. İkinci dilim modelimize bu terslerden itibaren başladık. Modelimizde kaydırma yapıyoruz. Üst üste yerleştirmiyoruz. Kenarlarımıza şimdiki bir sonraki sıramızda yarım modellerimizi uygulayacağız. Ve ortaya e, tüm modellerimizi yerleştireceğiz. Arkamızda düz gibi görünüyor ve düz olarak örüyoruz. Yani alttaki ilmeklere bakarak ters örmeye kalkmayalım. Bakınız burada düz görüntümüz oluşmuştu. Bu sıramızı düz olarak ilerliyorum. Sadece iki sıra tersimizi geçtik. Üçüncü sıramız boydan boya düz olarak örüyoruz. Arka yöndeyiz. İlk ilmeğimi boş alıyorum ve başlıyorum düz olarak örmeye. Ondan öncesinde şöyle bakalım. Bakınız bir diş haroşamız var. Düz örgülerimizi tamamladıktan sonra ortada iki diş haroşamız olacak. Arkadan düz örüyorum. Lütfen yanılmayalım burada. Başa kadar ilerleyelim. Sona doğru gelmek üzereyim. Evet son ilmeğimi de düz olarak örüyorum ve örgümün arka yönünden bir uçtan bir uça düz olarak örüyorum ve örgümün düz yönünü çeviriyorum. İki sıra bakınız ters örgümü görüyorum haroşalarımı şu şekilde şöyle gördüğümüz gibi. Evet şimdi modelimizi kaydırarak yeniden korumaya başlayalım. Burada yapacağımız işlem kenarlarımıza yarım modelimizi yerleştiriyoruz. Yine her zaman olduğu gibi İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 tane ilmeğimi ise düz örüyorum. 1 2 2 ilmeğimi düz ördüm. Sıradaki 2 tane ilmeğimi boş olarak geçiyorum. Ön tarafı alıyorum. İpimi örgümüz düz yöndeyken ipimizi öne alıyoruz ve 2 ilmeğimi şişime örmeden takıyorum ve sonrasında aynı şekilde devam ediyorum 6 defa düzümü örüyorum 1 2 3 4 5 ve 6 6 düzümü ördüm ipimi öne alıyorum 2 ilmeğimi örmeden boş şişime geçiriyorum ve ipim ön tarafta tekrar ipimi arkaya yolluyorum ve saymaya başlıyorum 6 ilmeğimi örüyorum 1 2 3 4 5 ve 6 6 ilmeğimi ördükten sonra bakınız 2 4 6 ipimi öne alıyorum 2 ilmeğimi şişimi örmeden takıyorum tekrar ipimi arka tarafa yolluyorum ve başlıyorum örmeye düz olarak 1 2 3 Dört, beş ve altı. Altı ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi altı düzüm ördükten sonra ipimi tekrar öne alıyorum. 2 ilmeğimi örmeden takıyorum. İpimi arkaya doğru yolluyorum. iki düzümü örüyorum. 1 ve 2 Son ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Başta boş almıştık. Bakın, son ilmeğimizi. Sonunda düz olarak gördüm. Evet modelimizi kaydırarak yeniden kurduk. İki tane düzümüz ördük. Bir boş ilmeğimizden sonra iki tane boş atladık ve altı altı olarak ortaya modelimizi kurduk. Şimdi örgümüzün arka yönünü çevirelim ve örmeye devam edelim tıpkı aşağıda örmüş olduğumuz düzen üzerine modelimiz çok kolay hep aynı şekilde devam edecek İki boşlarımızın olduğu yerleri hep atlıyoruz düz örgümüzün olduğu yerlerde ön tarafı alıyoruz diğer tarafa geçtiğimiz zaman arkada ise arkada kalıyor ve bu şekilde modelimizi ilerletiyoruz şimdi örgümüzün tekrar arka yüzünü çevirelim ve örmeye başlayalım birinci ilmeğimi boş alıyorum 1 2 2 ilmeğimi örüyorum. İpim arkada kalıyor. 2 ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakınız ipimiz arkada. Bir önceki uzattığımız ilmeğimiz. İpimi öne alarak 6 tane düzümü örüyorum. Altı düzümüzü ördükten sonra iki ilmeğimiz ipimiz arkada kalıyor ve şişimizi örmeden boş takıyoruz. Altı tane tersimi örüyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. 2 ilmeğimi şişime takıyorum. Bakınız ipim arkada. 1 ve 2. Diğer ilmeklerimizi örelim. Sıra sonunda görüşelim. Sıramızı tamamladık ve tekrar ön yüzdeyiz. Bakınız iki tane uzattığımız ilmeğimiz görülmekte. Şöyle diğer aşağıdaki ilmeklerimize bakalım. Toplamda 5 defa bu ilmeğimizi uzatıyoruz. Bakınız 1 2 3 4 5. Karıştırırsanız falan kaç tane yaptığınızı buradaki ilmeklerimizi sayabilirsiniz uzattıklarımızı. 1 2 3 4 5. Bakınız hepsinde 2 4 5. Şimdi 2 tanesini ördük. Toplamda 5 defa aynı işlemlerimizi yaparak ilerleyelim. Buradaki kurduğumuz düzenlerimizin üzerinde 2 ilmeğimizi boş olarak atlayalım ilmeğimizi bir arkadan bir önden uzatalım altışar ilmeğimizi ise yine aynı şekilde araya örelim modelimizi kaydırmıştık bakınız modelimiz bir sırada tam diğer sırada ise kaydırarak 2 tane düz ördükten sonra atlama işlemine geçtik. Modelimizi örmeye devam ettik. Hem ön sıradan hem arka sıradan ördük ve bir yerde atladık. Bakınız şuradan sayabilirsiniz. 1 2 3 4 5. 5 sıramızı ördükten sonra örgümüzün arka yönüne geliyoruz. Arka yönüne geldiğimizde bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Atlamış olduğumuz iki tane ilmeğimizi de ters örüyoruz. Bakınız şu şekilde. Ben ters örerek geldim. Son birlikte yapalım. Bir, bakınız iki tane örmediğim ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Ve sıramın başına geliyorum. En son düz örelim. Kenarımız daha muntazam dursun. Evet ön yüzümüze geldik. Ön yüzümüzde yine ters örüyoruz. İki tane üst üste tersimizi mutlaka örüyoruz. Bakınız. Hemen örüyorum. Şurayı 5 tamamladıktan sonra arkalı ön hep aynı işlemi yaptığımız için çok fazla vakit geçirmek istemedim arkamızı tamamını bütün ilmeklerimi ördüm ön yüzdeyim ön yüzde de bütün ilmeklerimizi yine ters olarak örelim ve yeniden bakınız modelimize hazırlığımızı yapıyoruz Bu, tamamen bütün ilmekleri ördüğümüz andan itibaren yeni geçişimiz için şu aradaki görmüş olduğunuz bölümümüzü örüyoruz Evet önden ters örerek geldim ve ikinci sıra tersimiz ördüm önce arkayı tamamen ters örmüştüm şimdi bütün ilmeklerimi tekrar ters ördüm şuradaki görmüş olduğumuz bakınız dilim dilim olan kısımlarımızı belirginleştiriyoruz. Şimdi arkayı çeviriyorum, arkamda bakıyoruz. Ters olarak diğer alttaki ilmeklerimi görüyorum. Fakat şöyle baktığımda bakınız, düz olarak ilmeklerimi görüyorum ve burayı düz olarak ilerletiyorum. Ve öndeki görüntünün ters olan sayı ikiye çıkıyor. Hemen alıyorum, ilk ilmeğimi boş alıyorum ve bütün ilmeklerimi baştan sona düz örüyorum. Modelimiz çok çok kolay bir model. Bunun için zevkle öreceğinizi tahmin ediyorum. Sadece bir kaydırmamız var. Gerisi aynı şekilde devam ediyor. Bir kere modelimizi yerleştirdikten sonra herhangi bir sıkıntı olmadan istediğimiz bütün örgülerimizde kullanabiliriz. Düz olarak başa kadar geliyorum. Bakınız iki sıra tekrar oluştu. örgümün yönünü çeviriyorum. İlk sıradaki kurmuş olduğum gibi modelimi kurmaya başlıyorum. Birinci sırada modelimiz kaydırmalı olduğu için ilk önce bir boş ilmeğimi aldım. 6 düz, 2 boş, 6 düz, 2 boş, 6 düz, 2 boş, boş şeklinde modelimizi kurmuştuk. 5 sıra ördükten sonra tekrar aradaki bu görmüş olduğumuz ters bölümümüzü ördük. 2 sıra ters, bir sıra düz. Tekrar modelimizi kaydırarak kurduk. Kaydırma işleminde ise bir ilmek boş aldım iki tane düz ördüm iki tane boş aldım yani iki tane atlayarak ördüm altı tane düz iki atladım altı düz iki atladım şekliyle modelimizi kuruyoruz şimdi modelimizi ilk hemen e, kuralım buradaki gibi ilk ilmeğimi boş alıyorum ve başlıyorum altı tane saymaya düz örüyorum 1 2 3 4. 5 ve 6 6 tane düzümü ördüm. Bakınız bir boş 3 6. Hemen ipimi öne alıyorum. 2 tane ilmeğimi boş bir şekilde takıyorum. Tekrar ipimi arkaya alıyorum ve birer birer 6 ilmeğimi örüyorum. Ve aşağıda kurduğum gibi modelimi kuruyorum. Evet elimde görmüş olduğumuz tam parçamızdaki gibi modelimizi kurarak devam ettireceğiz. Bakınız kaydırma işlemini yanda iki ilmekle örmüştük. Daha sonra altı tane düz örüyoruz. Sonra iki düz örerek hemen atlama bölümüne geçiyoruz. Ve bu şekilde şurada da yapmış olduğumuz gibi modelimizi kurarak istediğimiz örgülerimizi de severek kullanıyoruz. Şöyle görelim. 8 ve katlarını mutlaka unutmayalım. Artı ilave etmiyoruz. Sadece 8 ve katlarını örelim. 8, 8, 8, 8, 8. Bakınız, ekstra herhangi bir şekilde fazla ilmeğimize gerek yok. Evet, bu şekilde bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Yeni çalışmalarımızda, yeni modellerimizde birlikte olmak üzere şimdilik hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.